Görüntüler İslamofobi ve yabancı düşmanlığının bir türlü sona ermediği Avrupa'dan. Norveç'in başkenti Oslo'daki olay, İslam karşıtı aşırı sağcı grup, Norveç'in İslamlaşmasını durdurun tarafından gerçekleştirildi. Gelişmiş ülkelerde artan İslamofobik ırkçılık, çok kültürlülük ve bir arada yaşayabilme gibi değerlere zarar veriyor. Yakın tarihte pek çok Müslümanın ölümüyle sonuçlanan bu nefret hali endişeleri artırıyor. Son yıllarda yaşanan saldırılar acı tabloyu gözler önüne seriyor. Batı dünyasında ırkçı ideoloji son yıllarda tehlikeli bir tırmanışa geçti. Kasım 2019'da yayımlanan Küresel Terör Endeksi, Batı'da yabancıları hedef alan ırkçı terörün son 5 yılda %320 arttığına dikkati çekiyor. Özellikle Müslümanlar, yükselişe geçen ırkçı İslamofobik eylemlerin hedef tahtasında. Müslümanlar neredeyse günlük düzeyde sözlü ırkçı saldırılara maruz kalırken, birçok Avrupa başkentinden camilere saldırı haberleri eksik olmuyor. Son yıllarda çok sayıda insanın öldüğü saldırılara yol açan bu İslamofobik ruh, sık sık korkunç yüzünü gösteriyor. İslamofobik saldırıların en trajik örneklerinin başında ise 2000'li yıllarda Almanya'da yaşanan Türk cinayetleri bulunuyor. Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü isimli neo-nazi grubu cinayet serisine başladı. 2011'de Thüringen eyaletinde Uwe Bönhardt ve Uwe Mondlos başarısız bir banka soygunu girişimi sonucunda kaçtıkları karavanlarında polis tarafından sıkıştırılınca teslim olmak yerine intihar etti. Bu intihar 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişinin ölümünün sır perdesini araladı. Terörist grubun hayatta kalan tek üyesi Beato ÇP müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Grubun 88 kişilik cinayet listesinde çok sayıda Türk ve Müslüman ileri gelenin olduğu ortaya çıktı. İkinci kurban, üçüncü, dördüncü, beşinci kurban oldu. Hala aynı metot. Hala ilk başta aileye bakıyorlar. Bunların yok bir kötü tarafları var. Ya mafyadır, odur, budur. Bizim için en büyük değişiklik işte bu ortaya çıktığında yani sırtımızdan büyük bir taş düştü. Evet işte babam suçlu gördünüz mü diye diyebilmemizdi. Andres Behring Breivik adlı terörist başkent Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgede patlattığı bomba sonucu 8, Utøya adasındaki yaz kampında açtığı ateş sonucu 69 kişiyi katletti. Gerçekleştirdiği saldırıları Norveç'in İslamlaştırılmasını engellemek için yaptığını iddia eden Breivik, ülkedeki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edildi. We are all humans. We can't expect everyone to look like us or to think like us because that only makes us as bad as the terrorists. Almanya ve Norveç'in yanı sıra İsveç, İtalya, Fransa ve İngiltere'de küçük çaplı çok sayıda saldırı var. Son dönemde en bilineni ise Finsbury Park saldırısı. Darren Osborne adlı terörist, başkent Londra'nın Finsbury Park semtinde teravih namazı çıkışı Müslümanların üzerine kamyonet sürdü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırgan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. It was particularly hard for us to have to sit in court and listen to Darren Osborne deny he had done anything wrong. He was such a peaceful and simple man. He had no bad thoughts for anyone. Our father, like the victims of most terrorism, was entirely innocent, which makes his death in this violent way all the more hurtful. Kubek kentindeki İslam Kültür Merkezi Camii'ne düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen aşırı sağcı terörist Alexander Bisone 40 yıla mahkum edildi. Saldırıdan önce de merkezin girişine bırakılan kanlı domuz başı paketinin üzerine afiyet olsun anlamına gelen Bon Appetit yazılmıştı. There is one victim. No, none of us want to talk about him. His name is Alexander Bisone.
day after day, week after week, month after month, certain politicians, unfortunately, certain reporters, unfortunately, certain media were in poisoning our atmosphere. This guy was in poisoned. But we want Alexander to be the last one. He will have some criminal act like that. We want to stop it. Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi öldü, 49 kişi de yaralandı. Yeni Zelanda saldırısı bu İslamofobik eylemler zincirinin son halkası. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı terörist Brinton Tarrant müebbet hapis cezası aldı. Mahkemede terörist Tarrant'la yüzleşen saldırıda yaralananlar ve şehit yakınları adeta bir insanlık dersi verdi. Whole time 17 years since I was living in New Zealand, and I was working. Some of the people were calling me because I was from Afghanistan. They were calling me as a fan or joke or intentionally a terrorist. But you took that name from me. Today you are called terrorist, and you proved that to the world that I was not, and us as a Muslim were not terrorist. I say to the people of New Zealand that terrorists does not have religion, race, and color. Any color, any race, in any face could be a terrorist. You are the loser and we are the winners. Whoever kills one innocent soul, it is as if he has killed the entire mankind. And you killed 51. They left behind 34 spouses, 92 children, and more than 100 siblings who now have to endure the life sentence of being without their loved ones. This man is not one of us, but that didn't stop him from slaughtering us. He had no issue with Linda Armstrong. He didn't even know her. Instead, filled with his own racist agenda, this coward hid behind his big, powerful guns and shot little old Linda from afar. You are classified as someone who's dumb enough not to realize that beyond the skin, all humans are same. They all have the same internal organs and function the same. Finally, I'd like to tell you that you'd be remembered, but as a scared killer and nothing more. I never would have ever imagined that the country in which my parents immigrated to for safety and for a successful future for their children would result in this. We have been shaken to our core and our hearts cracked in million pockets and places. But slowly and surely, we are reassembling each crack with a thread of gold. My students, who now greet me with Salaamu Alaikum, Miss Q, to take a look around this courtroom and ask yourself, who exactly is the other here, right now? Is it us? Or is it you? I think the answer's pretty clear.